Spinoza Teolojik Politik İnceleme 1. Bölüm Peygamberlik Peygamberlik ya da vahi, bir şey hakkında Tanrı'nın insanlara açıkladığı kesin bilgidir. Peygamber ise Tanrı'nın vahiy hakkında kesin bilgiye ulaşmayacak durumda olanlar, bu yüzden de ancak sıradan inançla ona sarılabilenler için vahiy dile getiren kişidir. Gerçekten de Yahudiler peygambere, nabi yani hatip ve dile getiren derler. Ama kutsal kitapta deyim hep Tanrı'yı dile getiren anlamında kullanılır. Bu da Mısra'dan çıkış 7.1'de Tanrı'nın Musa'ya söylediklerinden çıkar. Bak seni Firavun'a karşı Tanrı gibi yaptım. Ağabeyin Harun senin peygamberin olacak. Tanrı böylece sanki şunu söylemektedir. Harun sözlerini Firavun'a açıklayarak peygamberlik yaptığına göre sen de bir anlamda Firavun'un tanrısı olacaksın. Yani Tanrı'nın yerini alan olacaksın. Peygamberlerden önümüzdeki bölümde söz edeceğiz. Bu bölüm peygamberliği inceliyoruz. Vermiş olduğum tanımdan şu çıkar. Peygamberlik tabi bilgi diye adlandırılabilir. Gerçekten de tabi ışıkla bildiğimiz şey yalnızca Tanrı'nın ve onun sonsuz kararlarının bilgisine dayanır. Bununla birlikte söz konusu tabi bilgi herkes için ortak temellere dayandığından tüm insanların da ortak bilgisidir. Dolayısıyla her zaman tabiatına yabancı ve ender şeylere düşkün olup tabiatın armağanlarına burun kıvıran sıradan insan ona hiç değer vermez. Bu yüzden de peygamberlik bilgisinden söz edilir edilmez tabi bilgiyi dışlamak ister. Oysa bu bilgi de tanrısal diye adlandırılacak herhangi bir bilgi kadar geçerlidir. Gerçekten de onun bir parçası olduğumuz ölçüde tanrısal tabiat ve tanrısal kararlar tabi bilgiyi bir anlamda bize kabul ettirirler. Herkesin tanrısal diye adlandırdığı bilgiyle tabi bilgi arasındaki tek fark tanrısal bilginin, tabi bilginin sınırları ötesine uzanması ve kendi içinde ele alındığında insan tabiatının yasalarına dayanmamasıdır. Ama içerdiği kesinlik ve çıktığı kaynak yani tanrı açısından tabi bilginin peygamberlik bilgisinden hiçbir eksiği yoktur. Peygamberlerin bir insan bedenine sahip oldukları halde bir insanın zihnine sahip olmadıklarını ve bu yüzden duygularıyla bilinçlerinin bizimkinden bütünüyle farklı bir mahiyet taşıdığını düşünmüyorsak ya da daha doğrusu böyle bir hayale kapılmıyorsak, yine de tabi bilgi tanrısal olsa bile onu tanıtanlara peygamber denemez. Çünkü onların öğrettiklerini diğer insanlar da en az onlar kadar hem de aynı kesinlikle algılayabilir ve benimseyebilirler. Bunu salt inanca başvurmadan da yapabilirler. Demek ki zihnimiz yalnızca tanrısal tabiatı nesnel olarak kendinde bulundurduğu ve onun da parçası olduğu için tabiatı dile getiren ve hayatta nasıl davranacağımızı öğreten bazı nosyonları oluşturma gücüne sahiptir. Öyleyse haklı olarak zihnin tabiatının bu açıdan tanrısal vahyin ilk nedeni olduğuna karar verebiliriz. Çünkü söylemiş olduğumuz gibi açık ve belirgin olarak anladığımız her şeyi bize tanrı idesi ve tanrısal tabiat kabul ettirir kuşkusuz bunu sözcüklerle değil ama çok daha mükemmel ve zihnin tabiatına kesinlikle uyan bir biçimde yaparlar. Anlama yeteneğindeki kesinliğin tadına varan herkesin deneyiminden mutlaka çıkardığı gibi. Ama asıl amacım yalnızca kutsal kitaba ilişkin şeylerden söz etmek olduğundan, tabi ışık üzerine bu birkaç sözcük yeterli olacaktır. Bu yüzden üzerinde daha uzundurmak üzere Tanrı'nın insanlara tabi bilginin sınırlarını aşan kadar aşmayan şeyleri de vahyetmek için başvurduğu diğer nedenler ve yollara geliyorum. Çünkü tabi ışıkta tanıyabileceğimiz şeyleri başka yollarla iletmekten Tanrı'yı alıkoyabilecek hiçbir şey yoktur. Yine de bu konuda söylenebilecek her şey kutsal kitaptan çıkarılmalı. Gerçekten de anlama yeteneğimizin sınırlarını aşan sorular üzerine sözlü ya da yazılı olarak peygamberlerin aktardıklarından başka ne söyleyebiliriz ki? Bildiğim kadarıyla artık yeni peygamber çıkmadığına göre peygamberlerin bize bıraktıkları kutsal kitapları açmaktan başka yapacak bir şey kalmıyor. Ama elbette şu önlemi de alarak kendilerinin açıkça bildirdikleri dışında peygamberlere hiçbir şey yakıştırılmamalı ya da böyle sorular üstüne hiçbir yargıda bulunulmamalı burada hemen belirsin ki Yahudiler aracı ya da özel nedenlerden hiç söz etmezler. Bu umurlarında da değildir. Dinin ve dine bağlılığın ya da sıradan insanın sık sık söylediği gibi sofuluğun gereği olarak her şeyi Tanrı'ya gönderirler. Örneğin bir alışverişten para kazanırlarsa bunu Tanrı'nın onlara verdiğini, bir şey arzularlarsa Tanrı'nın bu arzuyu uyandırdığını bir şey düşündüklerinde aslında Tanrı'nın onlara seslendiğini söylerler. Demek ki Kutsal Kitabın Tanrı sözü dediği her şeyi peygamberlik ya da tabiatüstü bilgi saymamak gerekir. Bunlar yalnızca ya Kutsal Kitabın açık bir onayından ya da Kutsal alıntılara ilişkin koşullardan peygamberlik ya da vahiy diye çıkanlarla olabilir. Kutsal kitapları incelerken Tanrı'nın peygamberlere sözlerle görünümlerle ya da aynı anda iki şekilde yani hem sözler hem de görünümlerle vahide bulunduğunu göreceğiz. Bu sözler ve görünümler bazı durumlarda onları gören ya da işten peygamberin hayal gücünün ötesinde ve gerçektirler. Başka durumlarda ise hayal ürünü. Çünkü o sırada uyanıkken bile hayal gücü çalıştığı için peygamber açıkça sözler işittiğini ya da bir şey gördüğünü sanıyordu. Örneğin Tanrı Yahudiler için buyurduğu yasaları Musa'ya gerçek bir sesle vahyetti. Mısır'dan çıkış 25-22 açıkça gösterir bunu. Seninle orada levha sandığının üstündeki keruvlar arasında bağışlanma kapağının üzerinde görüşeceğim. Bu Tanrı'nın gerçek bir ses kullandığını gösteriyor. Çünkü Musa canı her istediğinde ve dilediği yerde Tanrı'yı kendisiyle konuşmaya hazır buluyordu. İşte yakında göstereceğim gibi yasayı bildirmek için kullanılan bu ses, işitilen tek gerçek ses oldu. Tanrı'nın Samuel'e seslenişinin de gerçek bir sesleniş olduğuna inanmak isterdim. Tanrı'nın Samuel'e seslenişinin de gerçek bir sesleniş olduğuna inanmak isterim. Samuel 1.3.21'de şöyle dediğine göre Tanrı Şilo'da görünmeyi sürdürdü. Orada sözü aracılığıyla kendini Samuel'e tanıttı. Bundan ortaya sanki şu çıkmaktadır. Tanrı'nın Samuel'le karşılaşması ona yalnızca seslenerek vahide bulunmasından başka bir şey değildir. Bir başka deyişle Samuel yalnızca kendisiyle konuşan Tanrı'yı işitmiştir. Oysa biz Musa'nın peygamberliğini diğer bütün peygamberlerinkinden ayırmak zorundayız. O zaman da Samuel'in işittiği bu sesin hayal gücünün ürünü olduğunu söylemek kaçınılmaz olur. Ayrıca bunu senin elinin sesine benzemesinden de çıkarabiliriz. Samuel o sesi her gün işitiyordu ve bu yüzden hayal gücü ona kolayca bu oyunu oynayabilirdi. Çünkü Tanrı ona seslendiğinde üç kez elinin kendisini çağırdığını sanmıştı. Avi meleğin işittiği ses de hayal gücünün ürünüydü. Gerçekten de yaratılış 26'da şöyle denir. Tanrı düşünde ona, demek ki Tanrı'nın iradesine uyanıkken değil yalnızca düş görürken öğrenebiliyordu. Yani hayal gücünün olmayan şeylerin görüntüsünü oluşturmaya en uygun olduğu sırada. Bazı Yahudilerin kanısınca da emir emirde Tanrı tarafından dile getirilmemişti. Bunlar İsraillerin yalnızca hiçbir sözcük içermeyen büyük bir gürültü işittiklerini, aynı anda da salt zihinsel olarak tanrısal yasaları kavradıklarını söylerler. Ben de bir süre buna inanır gibi oldum. Mısır'dan çıkışa kıyasla yasanın tekrarında on emirin sözleri farklılaştığı için Tanrı bir kez konuştuğuna göre sanki on emirle doğrudan Tanrı'nın sözleri değil yalnızca anlamları öğretilmeye çalışılıyordu. Oysa kutsal kitaba söylemediği şeyleri zorla söyletmek istemiyorsak, İsraillerin gerçek bir ses içtikleri kesinlikle kabul edilmeli. Zaten kutsal kitapta da şöyle denir. Yasanın tekrarı 5-4 Tanrı dağda ateşin içinden sizinle yüz yüze konuştu. Bir başka deyişle bedenleri aracılığıyla düşündüklerini karşılıklı birbirine ileten iki insanın genelde yaptığı gibi konuştu bu yüzden Tanrı'nın o emiri vahyetmek için gerçekten bir ses yarattığını kabul etmek kutsal kitabın metnine daha uygun görünüyor. Sözlerin ve aralarındaki bağıntının iki metinde neden farklılaştığı sorusuna gelince cevap 8. bölümde bulunabilir. Yine de bu bölümde tüm zorluklar aşılmış olmaz. Diğer her şey gibi Tanrı'ya ait olan yaratılmış bir şey kendi adına birinci teki şahsı, kullanarak Tanrın Yehova benim der. Ama ister sözlerle ister gerçekten tanrısal özün ya da varoluşun böyle dile getirilebileceğini ya da orsaya koyulabileceğini kabul etmek hiç de akla uygun gözükmüyor. Birisinin ağzından ben anladım sözcükleri çıksa hiç kimse anlayanın ağız olduğunu düşünmez. Tersine bunu söyleyenin zihnindeki oluşumu düşünür. Yine de ağız bu insanın tabiatının bir parçasıdır ve konuştuğu kişi zihnin tabiatını kavradığından kendisiyle kıyaslayarak konuşanın düşüncesini kolayca anlar. Ama daha önce yalnızca tanrının adını duymuş olan ve var olduğundan emin olmak için onunla konuşmak isteyen insanlar söz konusu olduğunda ben tanrıyım diyen bir yaratığın ki tanrıya yaratılmış diğer şeylerden daha yakın olmadığı gibi onun tabiatına da ait değildir. Onların bu isteğini nasıl karşılayabileceğini bilmiyorum. Aslında şunu soruyorum. Tanrı Musa'nın dudaklarını, haydi Musa neyse, herhangi bir hayvanın dudaklarını oynattırıp ona ben Tanrıyım dedirtseydi, bu insanlar Tanrı'nın var olduğunu kavrayabilecekler miydi? Daha hızlı kutsal kitapta da görünüşe bakılırsa şu kesinlikle belirtilmiştir. Tanrı Yahudilere doğrudan doğruya seslendi. Gökyüzünden Sina Dağı'na bunun için inmişti ve onlar da Tanrı'yı yalnızca işitmekle kalmadılar. Aralarındaki önemli kişiler onu gördüler de. Mısır'dan çıkış 25. Musa'ya vahyedilen yasada hiçbir biçimde Tanrı'nın bir bedeni, bir görüntüsü ya da yüzü olmadığına inanılmasına buyurdu. Kendisine ne bir şey eklenecek ne de kendisinden bir şey çıkarılabilecek olan bu yasa, vatanın yasası olarak geçerli kılınmıştı. Bu yasa yalnızca Tanrı'nın var olduğunu, ona inanmak ve ondan başkasına tapınmamak gerektiğini öğretti. Ona ibadetten vazgeçmemeleri için de herhangi bir canlının görüntüsüne benzer şekiller ve putlar yapılmasını yasakladı. Gerçekten de Tanrı'nın görüntüsüyle hiç karşılaşmadıkları için yapacakları şeyin Tanrı ile herhangi bir ilişkisi olması mümkün değildi. O kaçınılmaz olarak gördükleri bir başka yaratığa benzeyecek ve böylece bu görüntü aracılığıyla Tanrı'ya tapınırken aslında Tanrı'yı değil, görüntünün ait olduğu yaratılmış şeyi düşüneceklerdi. Dolayısıyla da Tanrı'ya ibadet ediyor ve onu yüceltiyormuşçasına yaratılmış şeye ibadet edecek ve onu yücelteceklerdi. Üstelik kutsal kitap Tanrı'nın bir görünümü olduğunu ve Musa'nın Tanrı'nın sesini işittiği sırada ona baktığını ama yalnızca onu arkadan görmesine izin verildiğini açıkça belirtir. O yüzden burada bir sırla karşı karşıya olduğumuzu düşünmüyorum. Ama ileride bu konuyu ayrıntılı olarak ele alacağız. Şimdi Tanrı'nın insanlara Kararlarını vahyetmek için kullandığı yolları belirten kutsal kitap bölümlerini sergilemeyi sürdürüyorum. Yalnızca görüntülerde vahide bulunmasının açık bir örneği Tarihler 1 21'dir. Tanrı elinde yalın bir kılıç olan meleğini göndererek Davuda öfkesini gösterir. Balamın da başına aynı şey gelir. Moşe'de Maimon ve başkaları bu öykünün ve Monah'ın ya da oğlunu kurban etmek isteyen İbrahim'in karşılaştığı türden bir meleğin ortaya çıktığını anlatan tüm diğer öykülerin bir düştü olup bittiğini savunurlar. İnsanın gözleri açıkken melek görebileceğini de kabul etmezler. Ama onlarınki gevezelikten başka şey değil. Tek dertleri Aristotelesçi budalılıkları ve kendi ham hayallerini ondan çıkarabilme umuduyla kutsal kitaba söylemediği şeyleri zorla söyletmek oldu. Bundan daha gülünç bir şey görmedim. Tam tersine Tanrı gerçek olmayan ama yalnızca peygamberlerin hayal gücüne dayalı görüntülerle Yusuf'a gelecekteki yükselişini bildirmiştir. Tanrı Yeşu'ya da hem görüntülerle hem de sözlerle bir komutan gibi elinde kılıç tutan bir melek sunarak Yahudiler için savaşacağını bildirdi. Yaşun'un meleğin ağzından çıkan sözleri işitmesiyle de aynı şeyi bu kez sözcüklerle açıklamış oldu. Yaşaya da 6. bölümde söylediği gibi görünümlerle halkın tanrısal esirgeyicilikten yoksun kaldığını öğrendi. Üç kez kutsal tanrının pek yüksek bir tahtaki görüntüsüyle karşılaştığı gibi tanrıdan çok uzağa kovulmuş ve gübreye batmış yasına günahlarının ile kirletilmiş İsrailleri de gördü. Bundan da halkın mevcut durumunun nedenli sefil olduğunu anladı. Halkın gelecekte uğrayacağı felaketlere gelince bunlar da Tanrı tarafından dile getirilmiş gibi ona bildirildi. Herkesin onları zaten yeterince bildiğine inanmasaydım bu örneğe kutsal metinlerden çıkarılmış sayısız örnekte ekleyebilirdim. Ama bunları doğrulayan en aydınlatıcı örnek çölde sayım 12, 6, 7'dedir. Eğer aranızda bir peygamber varsa ben görümde kendimi ona tanıtır. Yani görünüm ve imgelerle. Çünkü Musa'nın peygamberliğinin simgesiz doğrudan görmeye dayalı bir peygamberlik olduğu belirtilmiştir. Onunla düşte konuşurum yani gerçek sözlerle ve gerçek sesle değil. Ama kulum Musa'ya öyle değildir vahyediyorum. Onunla bilmecelerle değil açıkça yüz yüze konuşurum. O Tanrı'nın suratını görüyor. Bir başka de Mısır'dan çıkış 33.11'de görüldüğü gibi Tanrı şöyle demektedir. Musa beni görür ve korkuya kapılmadan iki arkadaş gibi yüz yüze konuşuruz. Demek ki diğer peygamberlerin, Gerçek bir ses işitmediklerine kesin gözüyle bakılmalı. Zaten bunu yasanın tekrarı 34.10'da doğrular. O günden bu yana İsrail'de Musa gibi Tanrı'nın yüz yüze görüştüğü bir peygamber çıkmadı. Sözcüğün tam anlamıyla ayağa kalkmadı. Yüz yüze sözcüklerinden anlaşılması gereken yalnızca sesin işitilmesidir. Çünkü Musa da Tanrı'nın yüzünü hiç görmedi. Mısır'dan çıkış 33. Kutsal metinlerde tanrının insanlarla bunlardan başka yollarla iletişime geçmiş olduğuna ilişkin bir şey bulamıyorum. Öyleyse gösterdiğimiz gibi başka bir yol uydurmamalı ya da kabul etmemeliyiz. Elbette tanrının insanlarla doğrudan iletişime geçebileceğini zorluk çekmeden anlarız. Çünkü hiçbir bedensel araca başvurmadan tanrısal özü zihnimize sokar. Yine de bir insanın yalnızca zihinsel olarak bilgimizin ilk temellerinin içerdiği ve onlardan da çıkarsanamayacak şeyleri kavrayabilmesi için insan zihninden çok daha işlek, onu kat kat aşan bir zihne sahip olması gerekir. Bu yüzden diğer insanları böyle bir yetkinliğe ulaşacak kadar aşmış birinin var olduğunu sanmıyorum. Tanrı'nın insanları kurtuluşa götüren kararlarını sözle ve hayallerle değil ama doğrudan doğruya vahyettiği İsa dışında. Öyle ki Tanrı kendini havarilere İsa'nın zihni aracılığıyla gösterdi. Eskiden Musa'ya göksel bir ses aracılığıyla yaptığı gibi. Böylece İsa'nın sesine Musa'nın işittiği sesle aynı biçimde Tanrı'nın sesi denilebilir. Bu anlamda şunu da söyleyebiliriz. İnsan üstü bir bilgelik olan tanrısal bilgelik insan tabiatına İsa'da büründü ve İsa kurtuluş yolu oldu. Ama burada bir uyarıda bulunmak zorundayım. İsa hakkında bazı kiliselerin yaydıkları kanılara onları reddetmek için bile olsa değinmiyorum. Çünkü iştenlikle itiraf edeyim ki onları anlamıyorum. Yukarıda ileri sürdüklerimi doğrudan kutsal kitaptan çıkarıyorum. Gerçekten de Tanrı'nın İsa'ya gözüktüğünü ya da onunla konuştuğunu hiçbir yerde okumadım. Yalnızca Tanrı'nın İsa aracılığıyla kendini havarilere gösterdiğini İsa'nın kurtuluş yolu olduğunu, son olarak da eski yasanın doğrudan Tanrı tarafından iletilmediğini, bir melek aracılığıyla ulaştırıldığını okudum. Bu nedenle Musa Tanrı ile iki arkadaş gibi yani bedenleri aracılığıyla yüz yüze konuşuyorsa, İsa da Tanrı ile zihin zihine iletişim kuruyordu. Demek ki İsa'nın dışında hiç kimseye hayal gücünün yani sözler ya da görüntülerin yardımı olmadan Tanrı'dan vahiy gelmediğini ileri sürüyoruz. Öyleyse peygamberlik yapmak için daha yetkin bir zihne değil, yalnızca daha canlı bir hayal gücüne ihtiyaç var. Bunu önümüzdeki bölümde çok açık bir biçimde göstereceğim. Artık sıra peygamberleri kaplayan tanrısal ruh ya da peygamberlerle dile gelen tanrısal ruhtur derken kutsal metinlerin ne anlatmak istediğine geldi. Bunu incelemek için öncelikle İbranice RUGAH sözcüğünün ne anlama geldiğini sormak gerekecek. Bu sözcük genelde RUH diye çevrilir. RUGAH'ın düz anlamıyla rüzgar olduğu bilinir. Ama sıklıkla başka anlamlarda da kullanılır. Yine de bunlar düz anlamdan türer. Taşıdığı anlamlar sırasıyla şunlardır. 1- Soluk anlamında kullanılır. Mezmurlar 135 17'de ağızlarında ruh yoktu. 2 canlanma, nefes alma anlamında kullanılır. Samuel 1 30 12'de ruh ona geri geldi, yani canlandı. 3 cesaret ve güç anlamında kullanılır. Yaşu 2 11'de sizin korkunuzdan kimse de ruh kalmadı. Hazekiel 2 2'de o benimle konuşur konuşmaz ruh yani güç içime girdi. Beni ayaklarımın üzerine durdurdu. 4 erdem ve yatkınlık anlamında kullanılır. Eyüp 32:8'de kuşkusuz ruh insanın içindedir. Bir başka deyişle bilgi yalnızca yaşlılarda aramamalı. Çünkü onun insanın özel yetenek ve erdemine bağlı olduğunu görüyorum. Aynı biçimde Çölde Sayım 27:18'de kendisinde Tanrı'nın ruhu bulunan 5. Sonra da niyet anlamında kullanılır. Çölde sayım 14-24'te onda başka bir ruh var. Bir başka deyişle onun niyeti ya da zihni başka. Süleyman'ın özdeyişleri 1:23'te ruhumu yani zihnimi anlamanıza yardım ederim. Şu durumda da irade ya da karar, iştah ve ruhsal coşkuyu anlamak için kullanılır. Hezekiel 1.12'de ruhları yani iradeleri onları nereye yönlendirirse sağa sola sapmadan oraya gidiyorlardı. Aynı biçimde yaşaya 31'de benimkileri değil kendi tasarılarını yere getirip ruhuma aykırı anlaşmalar yaparak yaşaya 29 29.10'da çünkü Tanrı size uyuma ruhu yani iştahı verdi. Hakimler 13.3'te bu sözleri onların ruhunu coşkusunu yatıştırdı. Süleyman'ın özdeyişleri 16-32'de ruhunu yani iştahını denetleyen ve kentler fetheden üstündür. Yaşaya 33-11'de ruhunuz sizi yiyip bitiren bir ateş olacak. Ancak bu ruh sözcüğü ruh halini anlattığı ölçüde tüm tutkuları ve hatta ruh özelliklerini anlatmaya yarar. Kendini beğenmişliği anlatmak için havalarda bir ruh, alçak gönüllülüğü anlatmak için sade bir ruh, kin ve karamsarlığı anlatmak için kötü bir ruh, iyi yürekliliği anlatmak için iyi bir ruh, kıskanç bir ruh, zinaya yatkın bir ruh ya da iştah, bilge bir ruh, ihtiyatlı bir ruh, cesur bir ruh. Yani çünkü İbranice'de çoğunlukla sıfatlar yerine adlar kullanılır. Bilge, ihtiyatlı, cesur bir ruh hali ya da bilgelik, ihtiyat, cesaret erdemi, iyi niyetli bir ruh vesaire. 6. Bu sözcük can ya da hayat anlamında da kullanılır. Vaizler 3.19'da hepsi aynı ruhu ya da canı taşıyor. Ruh onu veren Tanrı'ya dönmeden. 7. Son olarak da bunlardan esen rüzgarlar yüzünden dünyanın çeşitli yönlerini ve hatta bir şeyin bu yönlere bakan yanlarını da anlatmak için kullanılır. Hezekiel 37.9 ve Hezekiel 37.9 Şimdi herhangi bir şeyin ne zaman Tanrı'ya gönderildiğine ve Tanrı'ya ait olduğunun söylendiğine bakmak gerekiyor. 1. Tanrı'nın tabiatına ilişkin ve Tanrı'nın parçası gibi olduğu zaman, bu doğrultuda Tanrı'nın gücü, Tanrı'nın gözleri denir. 2. Tanrı'nın gücü altında olduğu ve Tanrı'nın emriyle hareket ettiği zaman. Bu doğrultuda kutsal metinlerde gökyüzüne Tanrı'nın arabası ve konutu olduğu için Tanrı'nın gökyüzü denir. Asura Tanrı'nın kırbacı, Nebukadnesar'a Tanrı'nın kölesi de denmiştir vesaire. 3. Tanrı'ya adandığı zaman. Tanrı'nın tapını, Tanrı'nın nasralısı, Tanrı'nın ekmeği. 4. Tabi ışıkla vahyedilmediği ama peygamberlerce aktarıldığı zaman. Bu doğrultuda Musa'nın yasasına Tanrı'nın yasası denir. 5. Üstünlük belirtmek için de kullanıldığı zaman, örneğin çok yüksek dağları anlatmak için Tanrı'nın dağları, çok derin bir uykuyu anlatmak için Tanrı'nın uykusu dendiğinde Amos 4.11'i de bu doğrultuda açıklamak gerekir. Tanrı o unutulmaz yıkımda Tanrı'nın Sodom ve Gomora'yı alt üst ettiği gibi alt üst ettim ve içinizden bazılarını der. Gerçekten de konuşan Tanrı olduğuna göre başka bir açıklama mümkün değil. Tanrısal ya da olağanüstü olduğunu söylemek için Süleyman'ın tabii bilgisine bile tanrısal bilgi denir. Mezurlarda alışılmamış yüksekliklerini dile getirmek için Tanrı'nın servilerinden söz edilir. Samuel 1, 9, 7'de olağan dışı bir korkudan söz etmek için halk tanrı korkusuyla sarsıldı denir. Yahudiler bu anlamda kavrama yeteneklerini aşan ve o sırada tabi nedenlerini de bilmedikleri her durumda tanrıya gönderme yapmaya alışkındırlar. Bu yüzden de fırtına tanrının azabı, gök gürültüsü ve şimşek tanrının oklarıydı. Tanrı'nın hazinesi diye adlandırdıkları bir mağarada rüzgarları kilit altında tuttuğuna inanıyorlardı. Paganlarla aralarındaki fark Aylos'lu değil de Tanrı'yı rüzgarların efendisi saymalarıydı. Yine bu yüzden mucizelere Tanrı'nın işi yani akıl sır ermez iş diyorlardı. Kuşkusuz tabi olan her şey Tanrı'nın işidir. Yalnızca tanrısal güçle ortaya çıkar ve etkili olur. Demek ki Mezmurların yazarı bu anlamda Mısır'daki mucizelere Tanrı'nın güçleri der. Çünkü Yahudiler çok tehlikeli bir durumdayken mucizeler onlara kurtuluş yolunu açmış. Yahudiler bu kadarını beklemiyorlardı ve hayranlıktan ne yapacaklarını bilemediler. Demek ki tabiatın sıra dışı eserlerinde Tanrı'nın eserleri ve alışılmamış büyüklükteki ağaçlara Tanrı'nın ağaçları denir. Öyleyse yaratılışta haydut ve dinsiz, imansız, sefih yaratıklar olsalar bile çok güçlü ve boylu posta insanlara Tanrı'nın oğulları denmesine şaşırmamak gerekir. Bu yüzden eskiler yalnızca Yahudiler değil ama paganlar da herhangi birinin diğer insanları açtığı her durumda Tanrı'ya gönderme yapmaya alışkındılar. Yusuf Firavun'un gördüğü rüyayı yorumlayınca Firavun tanrıların zihninin onda olduğunu söylemişti. Nebukadneras da Daniel'e sende kutsal ilahların zihni var demişti. Latinlerde de çok sık rastlanırdı bu tavra. Ustalıkla imal edilmiş bir şeye tanrının eli değmiş derlerdi. Bu sözleri İbranice'ye çevirmek gerekirse bu dilin uzmanlarının bileceği gibi tanrının eliyle imal edilmiş denilmelidir. Bu açıklamalardan sonra kutsal kitapta Tanrı'nın ruhundan söz edilen bölümler kolayca anlaşılabilir ve açıklanabilir. Örneğin bazı bölümlerde Tanrı'nın ruhu ya da Yehova'nın ruhu dendiğinde anlaşılması gereken yalnızca çok şiddetli, çok kuru ve uğursuz bir rüzgardır. Yaşaya da Tanrı'nın ruhu esince üzerine yani kuru ve uğursuz bir rüzgar esince üzerine yaratılış bir ikide. Tanrının ruhu yani çok sert bir rüzgar suların üzerine dalgalanıyordu. Sonra bu deyim gözü pek bir ruh halini anlatır. Kutsal metinlerde Gideon ve Şişmon'un ruh hallerine Tanrının ruhu denir. Yani gözünü budaktan sakınmaz ve her şeye hazır bir insanın ruh hali. Aynı biçimde sıra dışı her erdem ya da güç Mısır'dan çıkış 31:3'te dendiği gibi Tanrı'nın ruhu ve erdemidir. Baseleli ruhumla doldurdum yani kutsal kitabın dediği gibi. Onu ortalama insanlık durumu üzerinde bir mizaç ve ustalıkla donattım. Yaşaya 9.2'de de Tanrı'nın ruhu onun üzerinde olacak denir. Yani kutsal metin geleneğine göre peygamberin daha sonra açıklayacağı bu deyim bilgelik, ihtiyat, cesaret vesaireye ilişkin erdemleri anlatır. Yine Saul'un karamsarlığına da Tanrının kötü ruhu yani çok derin karamsarlık denecektir. Gerçekten de Saul'un hizmetkarları onun karamsarlığını Tanrının karamsarlığı diye adlandıracak ve iyiler çalarak onu rahatlatabilecek birini bulmak için ısrar edeceklerdir. Bu da açıkça gösteriyor ki onların Tanrının karamsarlığından anladıkları tabii bir karamsarlıktan başka bir şey değildir. Sonra Tanrının ruhu Eyüp 27:3'te olduğu gibi can anlamına gelir. Tanrının ruhu burnumda olduğu sürece. Burada yaratılışta Tanrının Adem'in burnuna hayat soluğu üflemesine gönderme yapılmaktadır. Ezekiel 37:14'te de "Ruhumu içinize koyacağım. Canlanacaksınız." yani size hayat vereceğim denecektir. Aynı anlamda Eyüp 34:14'te şöyle denir eğer Tanrı niyet eder de ruhunu, yani bize verdiği canı ve soluğu geri çekerse, Yaratılış 6.3'te böyle anlaşılmalı. Ruhum insanda düşünmeyecek çünkü o ettir. Yani insan artık iyi kötüden ayırt etmesi için Tanrı'nın ona verdiği zihnin değil, bedenin kararları doğrultusunda yaşayacaktır. Yine mezmurlar 51, 12, 13'te de şöyle denir. Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat. Yeniden kararlı, ölçülü, bir ruh yani iştah var et içimde. Beni huzurundan atma. Kutsal ruhunu benden alma. Gerçekten de günahların tek kaynağının tenserlik olduğu ve zihnin yalnızca iyiyi gösterdiği sanılıyordu. Bu yüzden mezmurların yazarı tensel iştaha karşı Tanrı'yı yardıma çağırıyor kutsal Tanrı'nın ona verdiği zihin açıklığını yine Tanrı'nın korunması için yakarıyordu. Kutsal kitap Tanrı'yı genelde bir insanmış gibi tanımlar ve sıradan insanın yetersizliği yüzünden Tanrı'ya belli bir zihin, bir can, duygular ve hatta bir bedenle bir soluk bile yakıştırır. Bu nedenle Tanrı'nın ruhu deyimi kutsal metinlerde çoğu zaman Tanrı'nın zihni, canı, tutkusu, gücü, ağzından çıkan soluk anlamında kullanılır. Örneğin Yaşaya 110-13'te de şöyle denir. Tanrı'nın ruhuna yani zihnine kim akıl erdirebilirdi? Bir başka deyişle herhangi bir şeyi istemesi için Tanrı'nın zihnini kendisi değilse kim belirledi? 118 de da şu cümle var. Ama baş kaldırıp Tanrı'nın ruhunu incittiler. Demek ki burada Tanrı'nın ruhu deyimi Musa'nın yasasını anlatmak için kullanılıyor. Çünkü bu yasa bir anlamda Tanrı'nın zihnini açıklıyor. 118-11'de de aynı şekilde dile getirilir. Kutsal ruhu aralarına yerleştiren Tanrı nerede? Bir başka de işte bu bölümde söylenenlerin tamamından açıkça çıktığı gibi kutsal ruh Musa'nın yasasıdır. Nehemya 9.20'de şunlar söylenir. Onları eğitmek için iyi ruhunu ya da zihnini verdin gerçekten de burada yasanın iletildiği dönemden söz edilmekte ve yasanın tekrarı 4-6'ya gönderme yapılmaktadır. Musa şöyle diyecektir. Çünkü o yasa nedenli bilge ve ihtiyatlı olduğumuzu gösterecek. Mezmunlarda da şöyle söylenir. Senin iyi ruhun düz yolda bana öncülük etsin. Bir başka deyişle bize açıkladığın zihnin beni doğru yolda götürecek. Söylediğimiz gibi Tanrı'nın ruhu Tanrı'nın ağzından çıkan soluk anlamına da gelir. Ve kutsal kitap bir yanılgıyla bunu Tanrı'ya zihin, cam, beden olarak da yakıştırır. Mezmurlarda da görüldüğü gibi. Sonra Eyüp 33.4'te olduğu gibi Tanrı'nın gücü ya da erdemi anlamına gelir. Beni Tanrı'nın ruhu yarattı. Yani erdemi ya da gücü. Daha doğrusu Tanrı'nın kararı yarattı. Mezmurların yazarı da şiirsel bir dille Tanrı'nın hakkıyla göklerin oluştuğunu ve ruhuyla yani ağzından çıkan soluyla da onun kararıyla tek solukta dile getirilmişçesine göksel ordularının yaratıldığını anlatır. Aynı biçimde mezmunlarda şöyle denir: Nereye gidebilirim senin ruhundan kaçmak için? Bir başka deyişle mezmurların yazarının bu temayı işlediği Sonraki bölümden de açıkça anlaşıldığı gibi senin gücünün ve varlığının ulaşamayacağı bir yere gitmem mümkün mü? Son olarak da Tanrının Ruhu deyimi kutsal metinlerde Tanrının duygularını dile getirmek için kullanılır. Örneğin Mika 2:7'de olduğu gibi Tanrının yüce gönüllülüğünü ve bağışlayıcılığını anlatmak için Tanrının Ruhu. Yani Tanrının bağışlayıcılığı mı tükendi acaba? O böyle üzücü şeyler yapar mı? Aynı şey Zekeriya 4 da görülür. Güçle kuvvetle değil ancak benim ruhumla başaracaksın. Yani yalnızca bağışlayıcılığımla başaracaksın. Kanımca 7-12'de bu doğrultuda anlaşılmalı. İlk peygamberler aracılığıyla Tanrı'nın kendi ruhuyla yani bağışlayıcılığıyla gönderdiği yasaların ve buyrukları dinlememek için yüreklerini taş gibi sertleştirdiler. Hagay 2.5'te yine bu doğrultuda şu söylenir. Ruhum yani lütufkarlığım aranızdadır. Korkmayın. Yaşaya gelince orada da şöyle denir. Tanrı ve ruhu şimdi beni gönderiyor. Kuşkusuz bundan Tanrı'nın ruhu ve bağışlayıcılığı anlaşılmalı. Ama burada yasayla açıklanan tanrısal zihnin dile getirildiği de söylenilebilir. Gerçekten de metinde şu cümle yer alır başlangıçtan beri yani Tanrı'nın size öfkesini ve hakkınızdaki hükmünü bildirmek üzere karşınıza çıktığım ilk andan bu yana açıkça konuştum. O zamandan beri oradayım. 7'de de görüleceği gibi ama şimdi yeniden toparlanmanızı müjdelemek üzere Tanrı'nın bağışlayıcılığıyla gönderilmiş şen şakrak bir haberciyim. Bu deyimden söylediğim gibi yasayla açıklanan tanrısal zihin anlamı da çıkarılabilir. Bir başka deyişle yaşayanın yasanın buyruğu gereği onları uyarmaya geldiği anlaşılabilir. Demek ki onları Musa ile aynı biçimde ve aynı koşullarda uyardı. Yine Musa'nın yaptığı gibi onların yeniden toparlanmasını müjdeleyerek konuşmasını tamamladı. Ancak yukarıdaki ilk açıklamanın metnin anlamına uygun olduğunu düşünüyorum. Konumuza dönmek için tüm bu açıklamalar kutsal kitabın şu cümlelerinin aydınlatılmasını sağlayabilir. Peygamber Tanrı'nın ruhuna sahip oldu. Tanrı ruhuyla insanları kapladı. İnsanlar kutsal ruh ve Tanrı'nın ruhuyla dolup taştılar. Bunlar şundan başka bir anlam taşımaz. Peygamberler özel ve sıradışı bir erdeme sahiptirler dine bağlılığı olağanüstü bir kararlılıkla uygulamaya koyuyorlardı. Sonra Tanrı'nın zihnini okuyor yani kararlarını kavruyorlardı. Gerçekten de şunu gösterdik. İbranice'de ruh zihin kadar zihnin vardığı hükmü de anlatır. Bu yüzden tanrısal zihni dile getiren yasaya da ruh denir. Yani tanrısal ruh ya da zihin. Aynı nedenle Tanrı'nın kararlarını ilettiği ölçüde Peygamberin hayal gücü de tanrısal zihin diye adlandırılabilir. Ve onların tanrısal zihne sahip oldukları söylenilebilir. Elbette tanrısal zihin ve onun sonsuz kararları bizim zihnimize de kazınmıştır. Dolayısıyla kutsal kitabın dediği gibi tanrısal zihni kavrayabiliriz. Ancak bu tabi bilgi herkese ortak olduğundan söylediğimiz gibi insanlar ve özellikle de diğer tüm insanlardan üstün olduklarını söyleyerek övünen Yahudiler ona hiç değer vermezler. Dahası Yahudilerin bütün insanları dolayısıyla da herkese ortak olan bilgiyi hor görmek gibi bir alışkanlıkları vardır. Son olarak bir başka neden yüzünden de peygamberlerin Tanrı'nın ruhuna sahip oldukları söyleniyordu. Çünkü peygamberlik bilgisinin nedenlerini bilmeyen insanlar o bilgiye hayranlık duyuyorlardı. Böylece birer harika saydıkları diğer şeyler gibi onu da Tanrı'ya gönderiyor ve tanrısal bilgi diye adlandırıyorlardı. Demek ki artık duraksamadan açıklayabileceğimiz şey şudur. Peygamberler Tanrı'nın vahiylerini yalnızca hayal gücünün yardımıyla kavradılar. Yani ister gerçek ister hayali olsun, yalnızca sözlerle ya da görüntülerle. Gerçekten de kutsal kitapta bunların dışında başka hiçbir vahiy yoluna rastlamadığımız için Gösterdiğimiz gibi böyle başka yollar uydurmaya hakkımız da yok. İtiraf edeyim ki söz konusu vahyin hangi tabiat yasaları uyarınca geldiğini bilmiyorum. Kuşkusuz başkaları gibi vahyin tanrısal güç uyarınca indiğini söyleyebilirim. Ama boşuna gevezelik etmiş de olurum. Çünkü o zaman bu tekil bir şeyin biçimini aşkın bir deyimle açıklamaya kalkışmama benzer. Gerçekten de her şey Tanrı'nın gücüyle olmuştur. Üstelik tabiatın gücü Tanrı'nın gücünden başka bir şey olmadığı için, tabi nedenleri bilmediğimiz ölçüde kuşkusuz Tanrı'nın gücünü de anlayamayız. Demek ki herhangi bir şeyin tabii nedenini bilmiyorsak, yani tam da bu yüzden Tanrı'nın gücünün ne olduğunu bilmiyorsak, açıklama için söz konusu güce başvurmak budalalık olacaktır. Ama peygamberlik bilgisinin nedenini kavramak zorunda değiliz. Daha önce belirttiğim gibi burada yalnızca kutsal kitapta verilen dersleri bulmaya uğraşıyoruz. Sonra da bunlardan tabii verilerden çıkarılanlar gibi sonuçlar çıkarmak istiyoruz. Bu derslerin nedenlerine gelince onlar hiç umumuzda değil. Peygamberler, tanrısal vahiyleri, hayal gücünün yardımıyla kavradıklarına göre hiç kuşku yok. Anlama yeteneğinin sınırlar ötesinde birçok şeyi de kavrayabildiler. Gerçekten de yalnızca tabi bilgimizin temelindeki ilke ve nosyonlarla oluşturduklarımızdan çok daha fazla ide örneğini sözlerle ve görüntülerle oluşturabiliriz. Bunun ardından da açıkça anlaşılan şudur. Peygamberler hemen hemen her şeyi meseller ve bilmecelerle kavrayıp öğrettiler. Ruhsal olan her şeyi de bedensel olarak dile getirdiler. Çünkü bütün bunlar hayal gücünün tabiatına daha uygundur artık kutsal kitabın ya da peygamberlerin tanrısal zihinden ya da ruhtan hem böylesine uygunsuz hem de böylesine karanlık biçimde söz etmeleri bizi şaşırtmayacak. Örneğin çölde sayım 9-17'de ya da krallar 1-22-2'de olduğu gibi Mika'nın Tanrı'yı tahtına otururken gördüğü gibi Daniel'in onun giysileri ve saçları kar gibi beyaz bir ihtiyar olarak gördüğü gibi. Hezekiel'in onu ateş saçan büyük bir bulutla gelirken gördüğü gibi. İsa'nın müritlerinin Tanrı'nın ruhunu bir güvercin olarak inerken gördükleri gibi. Havarilerin onu ateşten diller olarak gördükleri gibi. Son olarak da Pavlus'un Hristiyanlık seçmeden önce onu gökten gelen büyük bir ışık olarak gördüğü gibi. Bütün bunlar olsa olsa sıradan insanların Tanrı'ya ve ruhlara ilişkin hayal güçleriyle uyuşur. Son olarak da hayal gücünün bulanık ve istikrarsız özelliği yüzünden peygamberlik peygamberlerde uzun süreli olamıyor. Sık sık ortaya çıkmak şöyle dursun çok uzun aralıklarla görülüyordu. Pek az insanda o da pek ender olarak peygamberliğe rastlanıyordu. Böyle olduğuna göre peygamberlerin kesin zihinsel ilkelerle değil de yalnızca hayal gücüyle kavradıkları şeyin kesinliğinden nasıl emin olabildiklerini araştırmalıyız. Ama bu konuda söylenebilecek her şey de kutsal kitaptan çıkarılmalı. Çünkü daha önce söylediğimiz gibi bu konu hakkında gerçek bilgiye sahip değiliz. Bir başka deyişle de, onu kendine özgü ilk nedenlerle açıklayamayız. Önümüzdeki bölümde peygamberleri incelerken kutsal kitabın peygamberlerin peygamberliğinin kesinliği konusunda verdiği derslere değineceğim.